Bugün düşünce, ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar tüm hür fikirlerin ve en samimi duyguların içinde aramızda hep yaşayan atamızın 83. ölüm yıl dönümünde onu daha iyi anmak ve tanıyabilmek için toplanmış bulunuyoruz. Şimdi sizleri Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. İkbal. Hayali vardı ve ömrünü bu hayale adadı. İnandı, düşündü, savaştı ve kazandı. Çöken bir imparatorluğun küllerinden genç ve dinamik bir cumhuriyet ateşi yakmayı başardı. Çaresiz, yoksul bir halktan hem millet hem ordu yarattı. Türk ulusunun yetiştirdiği büyük komutan, varoluş mücadelesinin mimarı, bu toprakların evladı, atası. Onun adı inanç. Onun adı mücadele. Onun adı umut. Onun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 4A sınıfı öğrencilerimizden Niloz Eren, 4B sınıfı öğrencilerimizden Osman Bora Ergüven, 4C sınıfı öğrencilerimizden Rüzgar Sanin şiirlerini okuyacaklar.
Eğer yaşadıkça çocuklarım, ben de yaşıyorum demek. İşte aranızdayım. Ahmetler, Mehmetlerle. Sizler yaşadıkça çocuklarım, el ele yanınızdayım. Sizler yaşadıkça çocuklarım, daha ferahçım. Gök daha geniş, denizler daha geniş. Vatan ya vatan, vatan sonsuzluktan gelmiş. Sonsuzluğa açılan yol, vatan sizsiniz. Sizler yaşadıkça çocuklarım, bilin ki ben de yaşarım. Bir sevinç düştü mü içinize, bir keder düştü mü içinize? Bilin ki aranızda ben varım. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Eylül 1938, Atatürk'ün durumu ağır. Dolmabahçe'deki odasında bilinci kapalı yatıyor. Bir ara kendine geldiğinde gözü duvardaki tabloya ilişiyor. Dört mevsim isimli bu tabloyu doğup büyüdüğü Rumeli topraklarına benzetiyor. Yanı başında duran Afet İnan'a oraya gidelim Afet diyor. Bırakalım her şeyi, şöyle basit bir ev, ocaklı bir oda, çekip gidelim ormanlara. Hele ben bir iyi olayım da. Ama bir daha iyi olamıyor. Gidemiyor bir daha doğup büyüdüğü Rumeli topraklarına. Hastalığı izin vermiyor. Cismi bir daha gidemiyor oralara. Cismi gidemiyor da, peki ya ismi? İsmi yedi kıtaya, yediden yetmişe herkesin diline dolanıyor. Tanınıyor, hayran olunuyor, saygı duyuluyor. Büyük Türk dehasına şapka çıkartılıyor. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere 6A sınıf öğrencilerimizden Ela Özen'i kürsüye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlarım ve değerli öğretmenlerim. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde onu almak için bugün burada toplandık. Hepimiz biliyoruz ki Büyük Önder Atatürk fikirleri ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza kadar en gerçek fikirleri ve en sıcak duyguları paylaşmış bir önderdir. Evet, 10 Kasım'da aramızdan ayrılmıştır ama bize hiç tükenmeyecek bir umut, kararlılık ve kalbimizde sonsuza dek yaşayacak büyük bir sevgi bırakmıştır. Sevgili arkadaşlarım, bugün burada, bu daracık zamanda Atatürk'ü anlatmanın imkanı yoktur elbette. Hakkında binlerce kitap yazılan, sayısız araştırmalara konu olan Atatürk'ü ve onun üstün kişiliğini bütün yönleriyle anlatamayız. Ancak onu anlatmak ve yaşatmak için elimizden çok daha iyisi gelebilir. Ulusumuzun geleceğinin bizlerin elinde olacağını diyen Atatürk, gençler cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz demişti. Öyleyse bizler Atatürk'ün önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan mücadeleci bir ulusun çocuklarıyız. Onun çağdaş fikirlerini kendimize bir yol haritası olarak kabul etmek ve bu doğrultuda çalışmak ona karşı duyduğumuz saygının ve sevginin en büyük göstergesi olacaktır. Biliyorum ki bizler gözümüzü o sonsuz maviliğe dikip hedeflerimizi büyük tutarsak ancak o zaman onu manevi huzurumuzda başımız dik, alnımız açık durabiliriz. Ve eminim ki Atatürk gençliği olan bizler bunu yapabilecek güce sahibiz. Çünkü biz ışığımızı, inancımızı ve gücümüzü Atatürk'ten alıyoruz. Bize bıraktığı ışık sadece yolumuzu değil içimizi de ısıtıp aydınlatıyor. Sözlerime son vermeden önce hep bir arada olduğumuz, bilimin ve medeniyetin izinde yürüyeceğimiz geleceğin bizi beklediğini söylemek istiyorum. En büyük emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ve her koşulda sahip çıkacağımıza söz vererek atanızı bir kez daha sevgi minnetine alıyorum. Ela'ya duygularını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Her 10 Kasım günü Atatürk'ün fikirlerini tazeleme, yeni yetişen nesillere bu vesileyle ona daha yakından tanıtma günüdür. 10 Kasımlar bizi Atatürk'e biraz daha yaklaştırmalı, onu daha yakından duymaya, düşünmeye ve anlamaya götürmelidir. 10 Kasımlar Türk milleti için artık kuru kuruya birer yaz günü değildir. Atatürk için yaz tutmak değil, onun fikirlerinin ışığında ona layık işler yapabilmektir.
11C sınıf öğrencilerimizden Tuna Gün Çırpıcıoğlu'nu şiirini okuması için davet ediyorum. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im. Ben Mustafa Kemal'im. Büyük büyük denizlerim vardır benim. Hürriyeti içmiş dalgalarım. Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim. Ulusumun yarınında sevincim. Ben Mustafa Kemal'im. Karanlığı deler gözlerim. Dalgalara binip gelmiş kahraman. Gökçe gözlerine Türkler yaptığımız. Hani bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan. İşte benim, ben Mustafa Kemal. Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda deyip öyle girdim savaşa. Komut verdim, şahlandı cümle vatan. Boğdum kör talih zindanında. Bahtı gülen anaları yurdumun, gökleri, dağları, denizleri, güvenip de uyuduğum sınırlarımın Mehmetleri. Tutun ellerinizden yüreklerinizin sevgilerinizle. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından gelir sesim. Sevdiğim, bir tanem, Türkiye'lim. Sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im. Sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im. Tuna'ya şiiri için teşekkür ediyoruz. Atatürk çok büyük bir askeri deha, tartışmasız bir kahramandı. Dünya tarihini değiştiren ender insanlardan biriydi. Ama o sadece bunlar değildi. Vals'e, tangoya bayılan bir sanatseverdi. Türk müziğini severek dinler, zeybeği de layıkıyla oynardı. Sevdiklerine çocuk diye hitap eder, bir ağaç için koca bir köşkü yerinden oynatır, cephede dahi elinden kitabını düşürmezdi. Florya'da halkıyla birlikte plaja girer, askerleriyle şakalaşır, köylüsüyle birlikte oturur ayran içerdi. Yani güzel insandı Atatürk, büyük insandı, her haliyle insandı. 6D sınıfı öğrencimiz Meyra Ece Güler'i Atam şarkısını söylemek için sahneye davet ediyorum. Thank you.
Önce hüzün, sonra bir damla gözyaşı süzülür. Gözümden seni andım her an. Her 10 Kasım bana hüzün verir atam. Yanında olmayı arzularım ben her zaman. Senin yolundayım, yılmadan yorulmadan. Açtığın bu yolda hep hatam. Atatürk sen benim biricik önderim. Sonsuza kadar senin izindeyim. Hep ileriye. Meyra'ya performansı için teşekkür ediyoruz. Samsun ilkbaharından İzmir sonbaharına kadar süren bu kutlu yolda milletine önderlik eden, içindeki sönmek bilmeyen özgürlük meşalesini Türk gençliğine bırakan, bütün hayatını milletine adayan, Cumhuriyetimizin kurucusu, işsiz kurtarıcı, kahraman asker ve büyük devlet adamı başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor. Açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Törenimiz burada sona ermiştir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.